Sevgili herkes, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her yeri vurdu. Bugün makyajım hazır, saçım hazır, üstüm giyinik sanki hiç... Neyse, alışveriş çekmiyoruz yani. Makyaj çekmiyoruz, saç çekmiyoruz. Bugün markalardan gelen videosu çekiyoruz. Uzun zamandır çekmiyorduk değil mi Emre? Emre de çok özlemiş. Emre çok seviyor gerçekten markalardan geleni çekmeyi dermiş. Yok öyle değil de birazcık biriktirmek istedim. Bir de böyle yaz girdi araya. Yani yaz girince böyle markalar biraz daha PR ve şeylerini herhalde yavaşlatıyor. Ben de zaten tatildeydim ve her gün evde kargo açamadım. Ama gelenleri biriktirdim. Başlayalım mı? Çünkü çok güzel hediyeler var. Evet, ilk kutumla başlamak istiyorum. Sevgili Nashita ailesi fırçaları var biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir iki tane fırçası da var. Bana yeni fırça serisini göndermiş. Ombre Effect diye yeni bir fırça serisi var. Böyle beyaz tüylü. Onu göndermiş. Çok beğendim aslında. Bir tane burada bir fırça vardı arasında. Onu çok denemek isterdim ama o yok. Ne yazık ki. Ama diğerlerini deneyeceğim. Şimdi açalım bir bakalım bir tanesi nasılmış. Sentetik tüyden oluşuyorlar ama ben sentetiği gerçekten bu arada kaliteli bir sentetik kullanıyor Nashita. Nashita mı? Ama Nashita'ymış. Çünkü markadan marka için çalışan biriyle konuştum nasıl söyleniyor diye. Nashita'ymış. Çok güzel bir yapısı var ve çok güzel bir kontür fırçası. Kendi makyajlarımı da çok da tercih ediyorum. Hem de fiyat ve ürün kalitesi performansı çok iyi bence. Bir tane fırça videosu çekmiştim. İsterseniz ona da gidip fırça önerilerime bakabilirsiniz. Alınması gereken fırçalar olarak YouTube kanalımda görebilirsiniz. Yeni bir ombre süngeri var. Bunun yumuşaklığı benim için önemli. Çünkü bu tarz süngerler genelde yumuşak olunca güzel oluyor. Evet, bayağı yumuşak. Bayağı yumuşak. Islatıp çok güzel olabilir. Bunun küçük versiyonunu ben çok göz altıma kullanıyordum Emre. Hatırlıyor musun? Siz hatırlıyor musunuz? Tam bu renk. Neyse, Allah'tan yenisini, büyük versiyonunu göndermişler. Bunu hemen deneyeceğim. Çok teşekkürler. Nashita. Oo, bu arada arkadaşlar bu çok iyiymiş. Bu şu anda benim favorim. Şu anda bununla böyle highlighter ve kremalık sürmek istedim. Veya concealer. Bu çok güzelmiş. Gerçekten çok güzeller. Pencil brush da öyle. Ben de gerçekten çok severek kullanıyorum ürünlerini. Thank you. Beka. Ayten'e çok çok selamlar buradan. Bana sevgili Ayten bunları gönderdi. İçi şöyle bir set. Ya ben bunun ambalajını bile atmak istemiyorum. O kadar beğeniyorum. Bir tane Gold Pop küçük bir highlighter var içinde. O krem yapıda. Çok iyi. Ben şu an bunları kullanmaya kıyamam ki. Diğeri de Gold Pop. Oha, şuna bakın. Highlighter'ı. Toz. Büyük. Pigmentler müthiş ötesi biliyorsunuz. Kıyamıyorum kullanmaya. Beka'nın ürünleri gerçekten müthiş ötesi. Amerika'da, yani Türkiye gelmeden önce zaten Amerika'da kullanıp denediğim bir marka. Bir de liquid highlighter'ı var böyle Gold Pop. Bunlara zaten ölüp bitiyorum. Çok istediğim ve gerçekten bulamadığım bir olay var burada. Chrissy Teigen'ın Beka için hazırladığı bu highlighter'ı. Gerçekten şuna bir bakın, 30 kere gerçekten dedim ama böyle bir şey var mı? Bronzer'ı var, hafif highlighter'lı. Allık highlighter'ı. Bir de pembiş böyle hafif bir allığı Chrissy Teigen paleti bu. Çok meşhur ve bestsellerlerden biri. Amerika'da çıktığında böyle yakalamaya çalışmıştım ama kalmamıştı. Artık Türkiye'de var. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Sevgili Ayten'e ve Beka ekibine. Ve Watsons! İçinde ne var bakalım. İnanamıyorum! Gerçekten şu üçlü, efsanenin efsanesi üçlü. L'Oreal'in Paradise maskarası, waterproof'u ve maskara bazı. Bu üçünü gerçekten severek kullanmayan bir insan yoktur. Önce şöyle söyleyeyim. Bu üçünü birine hediye ederim. Çünkü bu efsane üçlü gerçekten herkesin ihtiyacı olan bir üçlü. Ve herkesin hakkı L'Oreal'in bu güzel maskarasına sahip olmak. Oha, Nivea! Nivea! Almanya'da yetişmiş biri olarak, büyümüş olarak, işte vesaire. Bu markayı kullanmamış olmanız imkansız. Güllerin içinden Nivea kutusu çıktı. Nivea'nın herhalde yeni bir
gül suyu içeren, mantıklı değil mi? Gül suyu içeren bir serisi var. Çok teşekkürler Nivea. Oo, miseler suyun gül suyu olan versiyonu çıkmış ve çift bazlı. Çift bazlı olunca daha güzel makyajı temizliyor. Ve süt toniği. Değişikmiş. Hemen şöyle birazcık sıkalım. Bir ara ben de çok fazla bu tarz makyaj sütleriyle göz makyajımı temizliyordum. Güzel bir şeye benziyor. Bunu deneyeceğim sizin için. Çünkü ben birazcık daha bu ara miseler sulara kaydım. Ama şu mis gibi kokuyor ve gerçekten denenmesi gereken listelerin başında geliyor. Oo, şunlara bayılıyorum. Çok kullanıyorum arkadaşlar. Çok da öneriyorum zaten. Daha önceki favoriler videomu vesaire izliyorsanız. Bunu yeni deneyeceğim. Gül suyu içeren, suya dayanıklı makyajı çıkaran, arındırır ve derinlemesine temizleyen bir makyaj temizleme jeli. Thank you. And Flormar. Flormar'dan böyle bir Urban Sound New Collection'a gelmiş. İki kutu geldi. Direkt bir kutusu sizin. İçinde neler var? Sculpting Kit. Yani kontür kiti. Bakalım. Oo. Çok güzel bir renk tonu. Baksanıza. 02 medium rengi bu arada bu. Şöyle bir allığı var. Allığı gerçekten çok güzel. Dusty Rose 04 numarası bu. Evet, kitimizde far paleti var. Far paletinin de renk tonları çok güzel bu arada. Şöyle turuncular, kahveler, şeftaliler, bronzlar, natüraller. Bir tane de mürdüm tonumuz var. Eyeliner, dudak kalemim, oje, fırçamız bile var. Şimdi bir kişiye bunu hediye edeceğim. Ve heyo Maybelline. Maybelline'den Lemonade Craze paleti. Gerçekten bunu herkes paylaştı. Markalardan gelen çekeceğim diye asla paylaşamadım. Gerçekten çok güzel bir paletmiş. Şöyle çıkaralım. Şöyle bir palet. Maybelline'in yeni far paleti. Şu anda çok garip duruyor böyle incecik ve sanki üstüne computer printle yapılmış gibi durduğu için. Ama far pigmentasyonu çok güzelmiş. Elime geldiğinde anladım. Biraz daha deneyeyim mesela şu renge. Bak Emre. Çok güzel bir far paleti. Şu Coral ve Lemonade rengi zaten müthiş ötesi. Galiba bu paletin böyle Instagram'da falan sevilmesinin nedeni gerçekten çok kullanışlı tonlar var. Şu da çok güzelmiş. Parlak, ışıltılı tonlar içeriyor. Maybelline'e teşekkürler. Burada ne var? Burada bir Pantolin bir paketi var. Bu çok tatlı. Böyle bir şeyin içinde olması. İçinde ne varmış böyle? Ezgi fındık. Bu yaz cildin neme doysun. Şimdi nemini kaybetmeyen bir cilt için Bepantol ve Peştamel'in her zaman yanında. Peştamel çok tatlıymış. Rengi de çok güzel. Çok teşekkürler. Tuğba Ünsal hatta not olarak göndermiş. Çok sevdiğiniz bir bakım ürünü olduğunu söylüyor. Gerçekten Bepantol çok çok sevdiğimiz, benim de çok sevdiğim bir nemlendirici vücut losyonu. Dudak ürünü de çok merak ediyordum. Henüz deneme şansım olmadı. Birazcık deneyelim mi? Madem öyle birazcık Bepantol'ün dudak ürününe bakalım. Çünkü ben bu tarz ürünleri mat likit rujların üstüne çok kullanmayı seviyorum. Çünkü birazcık nemlendirdiği için. Çok kuruyan dudağınız varsa eğer ve mat ruj kullanmak istiyorum, mat likit ruj diyorsanız böyle bir şey edinebilirsiniz. Yapısı çok güzel oldu bak. Bak Emre bak. Bak bak bak. Thank you. Ve Pantol. Ve Darfin. Ben cilt bakımına Bircan'a gidiyorum. Ve Bircan bana bu iki ürünü önerdi. Darfin markasından. Darfin'in bu gözaltı kremini kullanmaya başladım. Sizin için çünkü bir gözaltı nemlendirici videosu çekiyorum. Bunu zaten kullanıyorum. Bir de şu üründen bahsetmek istiyorum. Bunu da hemen üst kata kendi banyoma götüreceğim. Çünkü bu ürün şöyle bir ürün. Bu bir peeling denilen bir şey aslında. Böyle bir meyve asidi içeren bir solüsyon ve gözeneklerinizin üstüne haftada bir böyle pamukla temizleyerek geçiyorsunuz ve gerçekten devamlı kullanımda gözenekleri küçültüp çok güzel bir sonuç veriyor diyor Bircan, yani cilt bakımına gittiğim arkadaşım. Ve bu gözaltı ürün de morlukları ve şişliği alan bir ürün devamlı kullanımda. Ondan dolayı birkaç haftadır buna yoğunlaştım. Onu deniyorum şu anda da. Çok teşekkürler Darfin. Çok güzel bir cilt bakım markası Darfin aynı zamanda. Wow! Wow!
Bioderma, bioderma artık ne derseniz ben bioderma da söylemeyi tercih ediyorum. Kış geliyor, cildinizi nemlendirmeyi unutmayın, çok doğru. Benim cildim yazın çok bronzlaşınca da kuruyor gerçi ama kışın da ultra bir kuruluk yaşıyorum eğer dışarı çıktığımda. Biodermayı çok seviyorum. Yani miseler suyunu, ondan sonra bu cildi yıkamak için sebumlarına, sebum yani jellerine vesaire ve şansımıza. Bundan iki tane geldi arkadaşlar. Bir tane zengin içerikli ve besleyici durulanan duş yağı var. Bir tane dudak için nemlendirici. Nemlendirici ve besleyici bakım kremi. Ve bir de battaniyemiz var. Artık üşümeyeceğiz Bioderma sayesinde. Thank you Bioderma. Ve ikinci kutuyu da hediye ediyorum bu arada. Sephora! Sephora! Sephora'dan K-pop Beauty'di. Yani Kore güzellik şeylerinden maskeler var. En sevdiğim, gerçekten çok seviyorum. Sevgili Simge göndermiş. Simge'ye çok teşekkürler. Ve Sephora'nın tabii ki diğer arkadaşlarına. Burada pore strip'i var. Bunları deneyeceğim. Bunları deneyip size hep haber vermem lazım benim iyi mi kötü mü diye. Çünkü çok farklı ürünler var. Dr. Jart'ın bir maskesi var. Kafama uçan şu. Şunları hala deneyemedim. Bugün Emre sen gidince bunu ben bir deneyeyim. Ayırıyorum bunu da. Şöyle farklı ambalajlarda bir şey var. Orada da bir tane var. Şu anda bir makyaj odamda görüyorsun. Gerçekten bu Pumpkin Purifying Gold'lu mask var burada. İçinde gold varmış. Bu çok tatlı. Ay bilmiyorum, ben böyle ambalaja taf olan bir insan mıydım? Demek öyleymişim. Çok gold içeriyor gibi durmuyor ama öyleymiş. 24K gold varmış. Bunu da en çok denenenler listesine alalım. Aslında bunlarla full bir video çekelim Emre. Burada da Belief'in True Cream Aqua Bomb. Of, şu Belief'in ürünleri de çok iyi arkadaşlar. Ya genel olarak şu olayı çok seviyorum çünkü çok farklı güzel ürünler var. Oha, şuraya bakın. Bayağı efsane. Şöyle bir parça deneyeceğim. Ve mis gibi kokuyor. Ve şöyle parlak bir yapı bırakıyor. Ben nemlendiricide bu olayı çok seviyorum. Bunu da ayırıyorum. Şu anda full benim kullanacağım tarzda şeyler çıktı. Ah, Merve de var, göndermiş kartını. Ona da çok teşekkürler. Baksana, bunlar çok değişik şeyler. Pore ve maske temizleyici stick bu. Yani bunu gerçekten videosunu çekeceğiz seninle Emre. Şu anda aşırı yükseldim. Ondan dolayı bunu olduğu gibi bırakıyorum. Ya bunların hepsi gözeneğe karşıymış bu arada. Çok daha iyi. Çünkü hepimizin aynı sıkıntısı. Ve Yves Rocher. Fransız bir marka. Oy, çok güzel hazırlık. Çok güzel bir ambalaj. Baksana sevgili Ezgi, İstanbul'un Kısa Öyküleri diye bir Haldun Hürel'in kitabını göndermişler. Çok tatlı bir düşünmüşler bence. Sevgili Niran'a çok teşekkür ediyorum ve Yves Rocher ailesine. Çok güzel burada bir kitap var. Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul. İstanbul hakkında öyküler. Çok güzel, ben İstanbul'u çok severim. Yani burada yaşamamın gerçekten tek nedeni, Türkiye'ye taşınmamın nedeni gerçekten İstanbul'a ben özellikle aşığım. Bunu gerçekten okuyacağım. Bunu da hemen yatağımın yanındaki komodine koyacağım. Çok teşekkür ederim. Ve içinde çok güzel ürünler var paketimizin. Bakalım nelermiş bunlar. Çok fazla Yves Rocher ürünlerini denemedim açıkçası. Bir tane şampuanı var ısırganotlu. Onu denemiştim seneler önce. Biraz daha yağlı saç tipleri için çok önerilen. Burada şimdi makyaj temizleme sütü var. Duş jeli var. Makyaj temizleme mendili. Oo, çok güzel bir oje bu. Çok güzel bir oje var. Ne yazık ki oje süremediğim için. Oje mi bu? Evet. Oha, renge bak. Oje süremediğim için bunları da hediye etmek durumundayım zaten. Eyeliner. Tip liner. Ve kırmızı bir dudak kalemi. Mat kırmızı ruj ve nemlendiricisi. Bu neymiş? Bu da çok güzel. Paraben ve silikon içermeyen bir... Bu bir tonikmiş. Kırışık ve sıkılaştırıcı yoğun bakım kremi. Bunu da çok denemek istiyorum ama size de bir şey hediye etmem lazım. Bence bundan şöyle bir set yapabiliriz. Ojeleri ekleyelim. Ruju, dudak kalemini ekleyelim. Bu da bir Yves Rocher seti nemlendirici kremi toniği.
duş jeli, ruju ve ojeleriyle birlikte. Bunu da kazanabilirsiniz. Bir sonraki marka Pastel. Pastel'in zaten bu rujlarını açıp kullanmaya başlamıştım. İki tane fondöten göndermiş. Bir tane çok güzel bir tonda oje. Şu anda bana çok uygun bir renk tonu. İki tane allık, bir tane highlighter. Çok güzel duruyor, yıldızlı. Şu an dokunmak istemiyorum. Ve şu ikisi. Pastel'in rujlarına bayılıyorum. Bir tane fondöteni kendim denemek istiyorum. Ama ikisi de yani herkesin ten rengine uyacak şekilde. Bir kişiye de bu seti hediye edelim. Ve Watsons'tan Botanicals serisinden saç bakım serisi biliyorsunuz. Çok güzel bir hediye gelmiş. Ege Orman Vakfı Doğa Dostu Sertifikası. Türkiye'yi ağaçlandırma projesine benim adıma bir fidan bağışlamışlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bence bu tarz hediyeler en mantıklı hediyeler. Çok teşekkür ederim Watsons ailesine, Botanicals ailesine. Böyle şeyler önemli. L'Oreal'de ne var acaba? Oha, bu benim olsun. L'Oreal'in Paradise maskarası ve kaş pomadı yine üçlü set halinde geldi. Yani bu aslında benimkiler bende kalsın çünkü size bir tane hediye ediyorum bile. Ama isterseniz iki kişiye hediye edebilirim. Ve NARS! NARS markasını seviyoruz. Ailecek hep birlikte. Emre, sen, ben. Oha, lip balmı var. Orgazm allığın dudağı nemlendiren bir ürün. Bu çok efsane. Huhu, yeni ambalajıyla. Wow, şuna bakın ve biraz daha büyük normale göre. What makes you blush? Güzel yazmışlar, hashtag koymuşlar oraya. Rengi zaten çok güzel, kullanan mutlaka vardır izleyicilerimden şu anda. Böyle şeftali pembe arası ve her makyajda kullanabileceğiniz bir ürün. Buradaki de loose powder. Wow, Emre şuraya bak. Arkadaşlar şuraya bakın. Highlighter gibi. Gerçekten pigmentasyonun dibini yaşıyor şu an ürün. Nereye süreyim? Şu an her yerim aşırı makyajlı olduğu için. Çok teşekkür ederim NARS ailesine. Çok güzel ürünler. Pigmentasyonları da müthiş. Ve Yves Saint Laurent. Bunu da gerçekten çok bekledim açmak için. Bu ne? Bayağı kilitlemişler kartı. Sevgili Ezgi, tuş ekle all in one glow. Gün boyunca bak, geçen gün ablam bunu kullanıyor. Dedi ki bunu dene, bayılacaksın falan filan dedi. Ben dedim bende yok, güzel mi falan dedim. Liquid matte rujlarla birlikte çok güzel bir paket ama ya. Bu arada ben Saint Laurent markasını giyimde, tekstilde de aşırı seviyorum. Kozmetikte de çok güzel bir marka ama şu kalitesi, yani şu renk kutunun bile aşırı farklı. Ürünü çok merak ediyorum, deneyemedim. Denemiş miydim Emre? Ben de hatırlamıyorum. Deneyememiştim diye hatırlıyorum. Bunların bir tane daha buna benzer bir ambalajda fondöti var. Onunla karıştırıyor olabilirim. Şu matte rujları deniyorum ama. Denemiştim, çok güzeller. Şu daha natürel renktekiler bende yoktu. Bir tane pembesi var. O hangisi diye bakacağım. Bir tane de bu rujdan hediye edeceğim sizlere. Babyler, haberiniz olsun. Ve burada başka bir gelin birlikte koruyalım diye bir paket var. Hayvanlara destek olmak için. Nesquik. Nesquik'ten gelmiş bir şey. Haberim yok. Ya Nesquik'i çok seviyorum. Bütün okul hayatım boyunca sabah yerdim cornflakes okula gitmeden. Nesquik'in böyle bir her ürünle yaşamı tehdit altındaki hayvanlara kurtarmaya destek oluyormuşsun her satın aldığında. Çok teşekkür ederim. Sanırım ben bir pandaya destek oldum. Bence bu çok tatlı bir şey. Nesquik'e çok teşekkürler. İçinde böyle boyama şeyleri var. Embryolisse mi? Embryolisse. Şu anda markayı hiç okuyamadım. Cilt bakım markası Fransız. Embryolisse olması lazım. Aslında yurt dışında çok fazla kullanılan ve gördüğüm bir marka. Aa, makaronlar çürümüş. Moisturizer kremini göndermiş. Bayağı yoğun bir nemlendirici krem olması lazım bu. Bunu gerçekten deneyeceğim çünkü hatta onu da bugün deneyeceğim. Bugün yine neler deneyeceğim ama çok merak ediyorum. Çünkü herkesin kullandığı ve önerdiği güzel bir marka bu. Her cilt tipine uygunmuş. Çok teşekkür ediyorum. Bu da başka ürünleri de varmış. Ama ilk ürün buymuş. Daha sonra devamı gelmiş. Yani hem BB kremi hem de böyle cilt bakım ürünleri var. Bunları da denemek lazım bir ara. Gidip alıp. Thank you. Ve NYX. NYX'le devam edelim. Canım NYX Cosmetics'im neler göndermiş. Oo, yeni eyelinerlar var. Var ya, geçen gün kahverengi liquid eyelinerim yok diyordum. NYX her zaman eksik olan şeyi bulup gönderiyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada Ezgi Fındık 10 koduyla
yapacağın alışverişe %10 TL indirim kazanıyorsun. Bence bu 10 TL'yi de kaçırma. Oo, diğerleri maskaraymış. Mavi ve mor bir maskara gönderdi ve Epic Ink Eyeliner'ın en çok satılan eyeliner'ın kahverengisi gelmiş. Bu eyeliner'a bayılıyorum. Amerika'ya gittiğimde ve normal diğer makyajlarımda mesela gelinde bile kullandığım bir eyeliner bu. Onun kahverengisini denemek için de sabırsızlanıyorum. Bu mor ve maviler de bence aslında çok trend. Gerçekten sadece mavi bir maskara sürüp çıkabilirsiniz. Gözlere de kontrast oluyor. Ben mürcüm tonu çok seviyorum böyle mor rengini. Bunları da güzel bir makyajımda deneyeceğim. Thank you NYX. Love you NYX. Ve NYX. NYX de bir şey göndermiş. NYX yeni gözaltı kremini göndermiş. Anladığım kadarıyla çarkı felek özleri içeriyormuş ve göz bölgesine bakım yapıyormuş. Şöyle sıkmaya bir yeri var anladığım kadarıyla. Şöyle direkt masaj yapıyorsunuz bu tarafıyla anladığım kadarıyla. Buz gibi olduğu için de cilde iyi geleceğini şimdiden anladım. Çok teşekkür ederim. Kiko, bu koleksiyonunu bana gönderdin. Çok çok teşekkür ederim. Dark Treasure. Yani gidip satın aldım birkaç tane ürününü bu arada bu koleksiyonun. Çünkü gerçekten çok müthiş. Özellikle şunlar. Bak şimdi. Emre. Oha. 03 rengi bu. Böyle bir far. Ama böyle bir pigment yok. Bu rengi bende yoktu. Baksanıza yapısına. Efsane ötesi. Böyle bir potun içinde. Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten yani bu ürün kalitesini çok seviyorum. Bu Kiko'nun bu tarz farlarının. Burada bir tane finishing powder var. Mat transparan. Bunu da bir kişiye hediye ediyorum. Transparan pudrasını. Matt koleksiyonundan. Bir de makyaj temizleme şeyi var küçük. Bu ilk güzel bir ikili bence. Bu ikiliyi de bir kişiye hediye ediyorum. Gözlük kabını da hediye ediyorum. Ve yine NYX. Slip teaser geldi. İşte bunları bekliyordum. Sevgili İnci ile konuşmuştuk. Gerçekten bomba ötesiler. Bomba ötesinin ötesinin ötesi. Rujlar. NYX'in rujları farklı bir kafa. Oha! Şu anda rujumu silip denemek istiyorum arkadaşlar. Öleceğim şu an. Çok iyi. Bunlar çok başarılı rujlar arkadaşlar. Biri şu mat lipstikler, pürüzsüz lipstikler. Bu arada yine Ezgi Fındık 10'la 10 TL'ye indirim alabiliyorsunuz rujlardan. Yoğun parlak ve gerçekten güzel bir kapatıcılığı olan aslında mat rujlar. Şimdi onların parlakları çıkmış. Ve aynı zamanda da dudak kalemleri de var diğer mat lipstiklerin. Bunlardan size bir set hazırlayalım. 3 kişiye 2'şer tane ruj veriyorum. Danity Days rengin ismi. Yani ruj zaten bomba duruyor bile. Bomba olduğu belli. Şuraya bakın. Böyle bir yapı yok. Renge bak Emre. Danity Days. Danity Days. Ve mis gibi kokuyorlar. Çok teşekkürler NYX. Senin rujlarına zaten ayrı bir bayıldım biliyorsun sevgili NYX. Bir tane de şu şeylerden göstereyim. Ben biraz fazla hızlı çıkardım, yapıştırdım. Bak bak, izle. Renge bak. Ne? Arkadaşlar bu renge ölürsünüz. Böyle kiremit kahve bir renk. Camel rengi zaten. En sevdiğim renk her şeyde. Çok iyi değil mi? Bunu da sürsem 9 tane renk oldu. Ne? Rujda gerçekten NYX çok iyi. 100'er lira, 200'er lira ruja vermeniz gerekmiyor bazen. Gerçekten güzel kalitede rujlar var. Bu seri çok bomba arkadaşlar. Yani bu Slip Tiz likitleri kapın. Çok teşekkürler NYX. Love you. Şimdi arkadaşlar aslında şöyle yapalım direkt. İstediğiniz markanın ürününü yorum olarak bırakın videonun altına. İşte NYX ruj veya L'Oreal maskara veya Yves Saint Laurent ruj veya Flormar makyaj paketi, Yves Rocher makyaj paketi veya Kiko ürünleri var. Onları size hediye göndereceğim. Çekiliş Emre tarafından sistemden gerçekleşecek. Onun için yorum bırakmanız yeterli. Aynı zamanda videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok öptüm. Bye bye.